Evet, yaklaşık 2 saattir görkemli hatıralarla Halk TV izleyicilerinin evindeyiz. Misafiriniz olduk. Yani bir sürçülisan ettiysek affola. Şimdi aslında Ankara'yı konuşuyoruz, İzmir'i konuşuyoruz ama İstanbul'da da meraklı bir bekleyiş var. Ne oluyor? Son durumu şimdi canlı yayında alacağız. CHP'nin bilişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel. Onursal Adıgüzel bize bu durumda son durumu anlatabilecek en iyi isimlerden birisi. Onursal Adıgüzel, merhaba. Merhabalar Selam Bey. Şimdi Cumhuriyet'in iki görkemli kadınıyla Erendiz Atasu ve Yaşar Seyman'la birlikteyiz. Ankara'yı konuştuk, Ankara'ya gelen baharı konuştuk. İzmir'den Türkiye'nin dört bir yanına yayılan o bahar çiçeklerini de konuştuk ama İstanbul'da heyecanlı bir bekleyiş var, biraz erteleme var. Şu anda son durum nedir? Oylar yeniden sayılıyor. Öncelikle saygımı sunuyorum Yaşar Hanım'a ve diğer konuğunuza. Erendiz Hanım'a. Çok çok yakından takip ediyoruz biz de. Milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız. Sandık kurullarındalar, seçim kurullarındalar. Sayımları takip ediyorlar. Yaklaşık 19 ilçenin sayımı tamamlandı şu an İstanbul'da. Ve %74 oranında da sandık sayısına baktığımızda geçersiz oylar sayıldı. Bunun içinde tabii ki 6 ilçemizdeki genel sayımlar da dahil bu sandık sayılarına. Geriye kalan sandık sayısı 8000 civarında ve sonucu etkileyecek anlamlı bir fark olmadığını görüyoruz. Çünkü YSK sisteminde şu an 17.111 önde Cumhuriyet Halk Partisi ve geriye kalan bütün sandıklarda bu trendde ilerleyeceğini düşündüğümüzde ki çok iyi bir örneklemi incelemiş durumdayız. Şöyle düşünün, 31 bin yüklenen 6 sandığın 23.066'sını incelemişiz. Yani yaklaşık %74'ünü ve bu çok ciddi bir örneklem. 39 ilçede Bey, 77 seçim kurulundan alıyoruz bu örneklemi. Onursal Bey. Ki sonucu değiştirecek bir fark yok. Tekrar aradaki farkı söyleyebilir misiniz? Arkadaşlar da bir son dakika bilgisi olarak aktarabilirse sevinirim. Aradaki YSK fark sisteminde evet. 17.111. Aradaki fark 17.111. Yani Ekrem İmamoğlu Sayın Binali Yıldırım'ın 17.111 oyla önünde yer alıyor. Önünde. Hiç bir şekilde de izleyicilerimiz, İstanbullular paniğe kapılmasınlar. Aslında biz bu trendi çok yakından izliyoruz. Bazen seyircileriniz de size soruyordur tahmin ediyorum. Nasıl oldu da işte 26 bin, 27 bin civarından buralara indi diye. Öncelikle ilk etapta maddi hatalar giderildi. Bütün maddi hatalar giderilince zaten iki parti lehine de vardı burada hatalar, aleyhine de vardı. Bunlar düzeltildi önce ve 20 bin küsürlüğüne geldi fark. Sonra da bu geçersiz oylar ve sandıklarda yeniden sayılan oylar biraz daha ivmeyi aşağıya düşürdü. Ama biz tek tek takip ediyoruz. Biraz önce söyledim 23.066 açılan sandığı takip ettik birebir. Ve Binali Yıldırım lehine ne kadarlık bir artış var? Ekrem İmamoğlu lehine ne kadarlık bir artış var? Bunu takip ettik ve bunun üzerinden bir yol haritası çizdik. Görüyoruz ki yani ancak 6 sandıkta 7 sandıkta bir oy fark edebiliyor. Yani bunun da sonuca hiçbir etkisinin olmayacağını zaten ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımız çok net bir şekilde görüyorlardır. Bu seçim aslında sonuçlanmış. Fakat nafile çabalarla İstanbulluların zamanını çalıyorlar, enerjisini çalıyorlar, kafa karışıklığına yol açıyorlar. Ve üzülerek söylüyorum, YSK tamamen bypass edilmiş durumda ama yine de ihtiyaç olduğu anda maça giriyor, gol atıyor, tekrar bypass ediliyor, kenara geçiyor, oyundan çıkıyor. Fakat bütün aldığı kararlar, 31 Mart için yapmış olduğu bütün hazırlıklar, şu an bypass edilmiş durumda. Şöyle düşünün, bir seçim yaptınız, sonra
oyların maddi hatalarını düzelttiniz. Sonra geçersiz oyları saydınız. Sonra bir karar da alıyorlar. İşte geçersiz oylarla birlikte geçersiz oyların ayrı tasnif edilmediği yerleri sayın diyorlar. Yani seçiminin seçimi yapılıyor. Yani bilseydik şöyle derdik. Sandıkları bittikten sonra oylama toplayın, bir çuvala doldurun. 77 seçim kurulunda buluşalım, İstanbul'un oylarını böyle sayalım derdik. Yani bu tamamen buna dönüştü. Onursal Bey, şimdi çocukken biz mahalle maçları yapardık ve bizim maçlar hiç bitmezdi. En son akşam ezanıyla evlere giderdik. Onu mu bekliyoruz bir? Ya da annelerimiz bizi çağırsın, hadi oğlum yemeğe gelin demelerini mi bekliyoruz yoksa? Tam da ona benziyor. Yenilen pehlivan güreşe doymaz derler. Tam da ona benziyor işte. Yani aman bir oy daha sayalım. Geçersizleri saydık olmadı. Maddi hataları düzelttik olmadı. Ve ciddi bir bilgi kirliliği de var Serhan Bey. Ben buradan çağrı yapıyorum. AK Parti'nin yöneticileri eğer eksik bilgilere sahipse, sandıklarla ilgili bir tereddütleri varsa biz onlarla paylaşırız. Hemen bize sandık numaralarını bildirsinler, sorunları bildirsinler, biz onları aydınlatırız. İstanbulluların zamanını çalmasınlar. Biz bütün verilere hakimiz, sonucu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'u kazanmıştır. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Ve tarihe kara bir leke olarak geçersiz oylar ve birçok sayım yapılmıştır. Bunu da milletin vicdanına havale ediyorum. Onursal Bey, veri akışını siz başından beri geçen seçimde de takip ediyordunuz ve bu seçimde de daha da tecrübeli oldunuz ve geçen seçimdeki o hataları CHP yapmıyor. Siz de bu seçimde gerçekten öne çıkan bir isimsiniz. Sizin tahminlerinize göre fark nerede durur ve Ekrem İmamoğlu'nun baharı müjdeleyen mazbatası hangi rakamla alınır? Şunu söyleyeyim, geçen seçimlerde de aslında bizim sistemimiz gayet iyi çalışmıştı. Fakat yerelden kaynaklanan insan kaynakları problemimiz ve biz o dönem Millet İttifakı'nın bütün bileşenleriyle bir ittifak yapmıştık. Orada veri akışında eksiklikler olmuştu. Tabii bu dönem baktık ki iş başa düşüyor, tek başımıza yaptık bu işi. Oy da en büyük sırrı bu işin ve şöyle bir strateji belirlemiştik. Biz hızlı sonuç açıklamayacağız ama YSK'nın önünde doğru sonuç açıklayacağız demiştik. Bu strateji doğru yürüdü ve başarılı oldu. Bundan çok mutluyuz. Ben buraya emek veren bütün örgütlerimize, bütün bilişim sorumlularımıza çok teşekkür etmek istiyorum sizin vasıtanızla. Sonuç tahminimize gelince ben dün Halk TV ekranlarında söylemiştim. 17.111 oy öndeyiz görünüyor. Bu sayımlar bitsin, en fazla %10'unu etkiler o farkın sonuç. Yani 17.000 %11 olmaz da 15.500 olur. Yani böyle bakın. YSK'nın bütün sayımları en fazla o farkın %10'unu etkiler. Peki. Onursal Bey, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye aslında kilitlendi. Sadece Türkiye değil, bütün dünya kilitlendi. İstanbul'un sonucunu merak ediyor. Bakalım sonuç ne olacak? Ekrem İmamoğlu mazbatasına ne zaman kavuşacak? Biz de bunu Halk TV ekranlarında an be an, sıcağı sıcağına o pazartesiden bu yana, yani 1 Nisan'dan bu yana yansıtıyoruz. Yansıtmaya devam edeceğiz. Bu bizim hem vatandaşlık görevimiz hem de gazeteci olarak ilkelerimize bağlılığımızın bir neticesidir. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Saygı, selam, sevgi bizden yaşarım. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi İstanbul'un baharını ne zaman, İstanbul baharıyla ne zaman kucaklaşacak onu bekliyoruz. Artık 17 bin ve sandıkta artık %25'i kaldı. %75'iyle fark 28 binden işte 17 bine geldi. Zaten matematiksel olarak baktığımızda da bir değişim olmayacak. Biraz İstanbul'u konuşalım diyorum. Orhan Veli'nin, Nazım Hikmet'in, Yahya Kemal Beyatlı'nın, Ankara'nın nesini seviyorsun? En çok İstanbul'a dönüşünü diyor ya, Cahit Sıtkı Tarancı'nın, Sait Faik'in, hani o Beyoğlu'nda, Rıhtım'da en iyi arkadaşları balıkçılardı. O İstanbul'u biraz konuşalım. Vallahi ben tabii bendeki İstanbul'u da yitirdim. Ben şimdi gelin olumsuz bir yerden geleceğim ama.
Ama şöyle yapalım, ne olur artık biraz daha olumlu bakalım. Şimdi, biraz baharı yaşayalım değil mi? Böyle bakmak gerekiyor. Kardeşçe bir ülkede yaşıyoruz, devam edeceğiz zaten. İstanbul'da ben çok mesela neyi severdim? Trenle giderdim İstanbul'a. Haydarpaşa Garı'nda trenden inince müthiş bir özgürlük soluğu hissederdim. Bir defa havada o iyot kokusu, martıların sesleri çok çok hoşuma giderdi. Ve İstanbul'un içerisinde dolaşmayı çok severdim. Mutlaka bir kere Boğaz'a gider ve Boğaz'da bir yürüyüş yapardım muhakkak. Şimdi ben orada kıpırdamaya korkuyorum. Tabii biraz yaşın da getirdiği bir şey. Ama orada yaşayan insanlar da kıpırdamaya korkuyor. Yani kendi semtinin dışına çıkan çok az insan var emekli olup da. Şimdi o acayip o kargaşa. Yani İstanbul'un büyüsü neredeydi bana sorarsanız. Bir yandan eskilik, hani Bizans var, Osmanlı var, Cumhuriyet var. Kat kat böyle oradan geçmiş uygarlıkların izleri, kat kat bir arkeolojik kazı mekanı gibi. O çok etkileyici bir şeydir. Sonra orada çökmüş bir bina bile bir güzellik taşırdı benim için. Yanında mesela geçen de şöyle bir şey gördüm. Çok az görüyorum artık öyle şeyler İstanbul'da. Bir çeşme, Osmanlı zamanından kalma bir çeşme. Üstünde oymalı vesaire yazıtları falan var. Onun yanında güneşli bir gün mutlu kediler böyle kimisi oynaşıyor, kimisi uyuyor kedilerin. Ve adamın biri berduş, yaşlı, uzanmış, yere uzanmış. Adam o da ya uyuyor ya hayal ile meşgul, rüyasında İstanbul'u görüyor. Şimdi o çürümüşlükle böyle taze fışkıran hayatın bir arada olmasının yarattığı bu büyü vardı İstanbul'da. Bir de tabii çok o özel coğrafyası. Hiç ummadığınız bir yerden, bu tabii hala var ama gökdelenler bunu kapatıyor. Hiç ummadığınız yerde bir anda önünüzde bir boğaz manzarası çıkar, müthiş bir panorama çıkar önünüze ve size hakikaten böyle bir ferahlık, bir özgürlük duygusu verir. Köhne, çökmüş bir binanın yanında hemen bunu görebilirsiniz. Ve de bunu göreceğinize dair bir ipucu vermez şehir size. Birden çıkar karşınıza. Böyle şeyler var İstanbul'la ilgili. Şimdi Kadıköy tarafı bana daha munis geliyor anlaşılır nedenlerden dolayı. Biraz Ankara'ya benziyor. Düzenli trafik falan olarak. Yani öbür hariç tarafta gene AKP'nin ağırlığını çok hissediyorsunuz. Kadıköy'de onu o kadar hissetmiyorsunuz. Ama öbür tarafta Beşiktaş var, Sarıyer var, Büyükçekmece var, Beylikdüzü var. Var da şimdi yani bir İstanbul gibi ben onların hepsini birden gezemem tamam, öyle, ki. Öyle şey yapmayın. Bakmadan bir yani, şey yapalım. Avcılar var. Evet. Avcılar var. Ondan sonra Küçükçekmece'de oldu. Beylikdüzü. Böyle İstanbul'un bendeki izlenimleri. Tabii daha iyi olmasını, güzele git, en azından çirkine gidişin durdurulması açısından ben ümitliyim bu seçimlerde. Ve inşallah daha güzel günler İstanbul'da görecek, biz de göreceğiz İstanbul'da. Evet, İstanbul. Evet, peki Yaşar Seyman'ın... Yaşar Seyman'ın sendikal yaşamımın, yaşamımdan ötürü yaşamımın 1/3'ü İstanbul'da geçti. Haftanın 3-4 günü İstanbul'daydım. Ben de önce mavi trenle İstanbul'a, Haydarpaşa Garı'na iniyordum. Daha sonra şarkısı da çalıyor. Tam da, evet, daha sonra uçakla çok gittim. Atatürk Yeşilköy'dü. Sonra Atatürk Havalimanı zamanında çok gittim. Ben de İstanbul'u çok sevenlerdenim. Şimdi İstanbul seçimlerinin üzerinde dediğiniz dünyanın gözü. Çünkü İstanbul bir dünya kenti, bir dünya metropoli. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir şehir. Dünyanın en önemli siyasi liderleri, sanatçıları, müzik insanları, tiyatro yazarları bütün yapıtlarında yer alır İstanbul. Örneğin Beyoğlu'nda dolaşırken, bu arada Beyoğlu'nu Alper Taş'ın kazanmasını çok isterdim. Çok üzüldüm orada seçimi kaybetmemize, çok üzüldüm gerçekten. Beyoğlu'nun içinde dolaşırken tarihin içinde dolaşıyorsunuz adeta. İstanbul'u ben de semt semt, sokak sokak, hatta İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım bile şaşırırdı. Çünkü gerçekten çok gittiğim, yani haftanın 3 gününü orada tükettiğim
emek mücadelesi için bir kentti. Şimdi Taksim Meydanı, bak yine meydanlara geldik. Çünkü meydanlar işte halkın nabzının attığı yerler. Taksim bana göre emeğin bayram yeriydi. Orayı yok ettiler. Mesela ben Taksim'deki kanlı 1 Mayıs hariç... Tandoğan Meydanı'nın adı evet, değişti? Tandoğan Meydanı'nın adı değişti. İşte bir izleyicimiz yazmış. Evet, tekrar Anadolu o. Meydanı oldu. Anadolu Meydanı. Ama Tandoğan Meydanı'nın adı dönmeli bence ama de. Ama Tandoğan Meydanı'nın adının değiştirilmesi de büyük bir... İstanbul'un arasına girdim bu arada. Büyük bir haksızlık çünkü Tandoğan Meydanı... Yani bütün siyasi mitinglerde, toplumsal mitinglerde, olaylarda artık tarihin içine girmiş. Ne sebeple yani adı değişiyor? Tarihin sebep ne? Anadolu Meydanı. Çok sıradan, yanlış yani Anadolu Meydanı. Anadolu sözcüğü çok güzel ama Tandoğan Meydanı'nın aşamaz. Yani bir sürü tarih kitaplarına, yani edebi kitaplara. Tandoğan değil mi? Bu ülkeye tabii hizmet Tandoğan olmuş. Meydanı gibi. Neyse, şeye gelelim. Son katıldığım 1 Mayıs çok coşkuluydu, çok muhteşemdi Taksim'de. Yani Taksim her zaman hakikaten emeğin bayram yeridir ve ben her zaman şunu söylerim. 77 kanlı 1 Mayıs'ta kaybettiklerimizin anısına Taksim Meydanı'na bir anıt mutlaka dikilmelidir. Bunu 1000 kez söyledim canlı yayınlarda, YouTube'da kayıtlı. Evet. Burada söylediğim her şeyin orada bir şeyi çünkü bakın... Lisbon'a gidiyorsunuz, denizciler, denizci evet, heykelleri evet, her taraf. Hiçbir şey bilmeseniz o görsel atmosfer, o fotoğraf size burada denizciler bunların ataları dedirtiyor. Tabii. O nedenle doğru. Taksim, bak şimdi o çiçekçiler, şunlar, alt geçit yapıldı. Taksim Meydanı tüketildi yani. İnşaat demeli. Taksim Meydanı yok. Çok ilginç. Tabii İstanbul'a gidince havaalanından, uçaktan inince taksiye binerdim. Bir gün bir taksi şoförüne dedim ki, Vivaldi çalıyor takside. İstanbul'da Vivaldi çalıyor. Şoföre dedim ki, İstanbul çok sıcak oldu. Eskiden bu kadar sıcak mıydı dedim. Bana dedi ki, hanımefendi geçen hafta bir mimarı götürdüm dedi. Ona ben sordum. Mimara demiş ki, benim sorumu o mimara sormuş. Bu İstanbul niye bu kadar sıcak oldu? Ben çok bunalıyorum. Mimar ona demiş ki, bütün rüzgar koridorlarını kulelerle kestiler demiş. Tabii. Ben ilk kez duydum rüzgar koridoru. Ben mimar mıyım? Rüzgar koridoru ilk kez duydum. Evet. Bunu bir şoförden, yani mesela ben şu meydanlarda nasıl kentin nabzını alıyorsam şoförlerden de o şehrin nabzını alırım, konuşurum mutlaka seçim öncesi. Şoförlerle konuşmak bana çok şey kazandırır. Evet. Çünkü hakikaten inanılmaz gözlem yetenekleri tabii, çok yüksek. Bir de bizim insanımızın mizah yanı çok yüksek. Onlarca insan görüyorlar her gün. Müthiş anıları var insanların. Yani İstanbul, İstanbul yok edildi ve kendileri de bunu itiraf ettiler. Cumhurbaşkanı kendisi dedi, biz bu kente ihanet ettik. Daha bundan şey, hani derler ya, ilahi adalet kendisi söyledi. Bir başkası söylemedi. Yani İstanbul'a hem sevdalı olduğunu söylüyor. Ben evet Ankara'ya sevdalıyım ama... Fular da baharın müjdecisi olarak kaydı. Ben evet Ankara'ya sevdalıyım ama o sevdaya ihanet edilmesine izin vermem. Yüzlerce Ankara yazım var. Neden? Bu kent korunsun, bu kentin ruhu, iklimi var. O yaşatılsın. Bu kentin yazarları var. O yazarlar yaşatılsın. Bu kentin şimdi tam yazarlar dediniz Yaşar Hanım. Evet. Öncelikle şu son dakika bilgisini bir tekrar etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi Türkiye kilitlendi. Son dakika İstanbul'da ne oluyor? İstanbul'daki son durumu arkadaşlar yayına vermek istiyorum. 17.111.000 oy farkla Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. Yani şu an itibarıyla YSK verilerinin ışığında Onursal Adıgüzel az önce açıkladı. 17.111.000 oyla Ekrem İmamoğlu önde görülüyor. Şimdi şairler dendi, kentler dendi. Bir izleyicimiz yazmış. Her şehirde şair ve yazar evleri olmalı. 10 katlı. Her kat bir şair ve yazara ait olmalı. Bu eve gidenler buradan aldıkları ilham ve feyizle gönüllerindeki şair ve yazar olmalılar ve burada yazmalılar.
Okumalılar ve araştırma yapmalılar. İşte aynı evinden dolayı evet. Siz gezmiştiniz en son. İşte onu yaşıyoruz biz. Ne kadar yine Neşe Özütemiz, çok teşekkür ediyoruz. Neşe Özütemiz yazmış. Serhan Bey, sizi izliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tüylerim diken diken, bir Ankaralı ve İzmir'de yaşayan biri olarak biz size teşekkür ediyoruz. Tüylerini diken diken ediyor değil mi bu Ankara? Biraz önceki o şiirde evet, beni de aldı götürdü. Evet. Yani Kuğulu Park'ı tabii, anlatıyorsun, tabii. İşte Kızılay Meydanı'nı anlatıyorsun, işte Ulus'u anlatıyorsun, Atatürk heykelini anlatıyorsun. Türkiye'de ama, herkes biraz Ankaralı. Ama Ankara'ya, Ankara'da işte Anıtkabir'e gelince de insanın tüyleri diken evet, diken oluyor. Aynen, evet. Yani Ankara'nın o değerini biz bilmeliyiz. Çünkü Ankara, hep söylüyorum, program boyunca söylüyorum, Ankara'yı Atatürk yoktan var etti. Yayla güzeli bir şimdi İstanbul'un başkent İstanbul olması, başkentin İstanbul olması için çabalar da yok değil. Dokunmayın Ankara'ya. Evet, Atatürk, evet. Atatürk'ü huzursuz etmeyelim orada. Atatürk buraya o başkentlik payesini verdiyse vardır bir bildiği o mavi gözlü dev adamın, değil mi? Tabii. Biraz daha konuşalım, şu İstanbul'u anlata bitmez. Evet. Değil mi? Aragüler'in İstanbul'u. Evet. O Arnavut kaldırımında değil mi? O hamalların fotoğrafı ne güzel bir fotoğraftır tabii, değil mi? Ne tabii, güzel anlatır İstanbul'u. Tabii. Ve İstanbul tabii ki bir sadece bizim değil, dünyanın saygı duyduğu bir kent. Gerçekten de içinden deniz geçen tek kent. Bilmiyorum, ondan emin değilim ama tabii dünyanın en güzel birkaç şehrinden biri ve yani bütün çabalara rağmen o coğrafya kurtarıyor şehri. Ne yaparsanız yapın çirkinleştiremiyorsunuz bir şeyde. Yaşar rüzgar koridorlarından bahsetti. Ben de bir mimardan başka bir şey öğrendim. Yeraltı suları. Yeraltı sularının da kendilerine göre bir akışları, bir şeyleri varmış, bir haritaları varmış yani doğanın kendisinden. Ve o çok büyük binaların, o çok büyük temelleri kazıldığı zaman yeraltı suları yerlerinden oluyorlar ve orada bir kargaşa yaşanıyormuş. Sonuçta büyük ağaçlar, o yeraltı sularından kökleriyle beslenen ağaçlar susuz kalabiliyormuş. Ve bir rüzgarda devrilebiliyormuş. Bakın. Evet. Ben bunu da şimdi duyuyorum. Evet. Burada. Evet, ama şehirleri yönetenlerin, şehirlerde ama bu bir uzmanlık alanı, uzmanlara bu, sorulmalı bu yani işte, rüzgar koridoru değil mi? Bunu bir mimar bilir. Rüzgar koridoru da, yeraltı suyu da evet, bunu belediyeleri yönetenlerin şehri değiştirirken uzmanlardan bilimsel destek akla danışmaları ve onun değerini bilmeleri ve o yönde iş yapmaları lazım. Yani evet. Evet, Hasan Ali Yücel'in çok... Çankayası mı? Hayır, Ankara için. Ankara için. Bizim için Ankara. Oo, Cumhuriyet gazetesinde yazdı. Bir bölümü okumak istiyorum sadece. Ankara Hükümet Merkezi olarak kanunlaşalı tam 34 yıl oldu. Ama onun yeri Türkiye'ye durak ve kaynak oluşu daha da öncedir. Atatürk'ün Samsun'a ayak basıp Erzurum ve Sivas kongrelerini yaptıktan sonra gelip burayı milli mücadeleye karargah edişi 1920 yılına rastlar. Ankara bütün tarih boyunca en önemli beldelerden biri olmuştur. Toprak altı kalıntılar bunu gösterir. Kim Ankara'ya sahip olmuşsa Anadolu'ya hakim odur. Etiler, Romalılar bu stratejik noktayı önemine uyar şekilde tutmuşlardır. Selçukoğulları biraz daha güneyi geçip Konya'yı merkez edinmişlerdir. Onların Orta Anadolu'da başkent yapmaları, Selçuk Devleti çözüldüğü zaman yer yer küçük de olsa yeni devletlerin çıkmasına imkan vermiştir. Ve yazının sonunu şöyle tamamlıyor. Ankara Milli Mücadele'nin idare merkezi, devrimlerin çıkış noktasıdır. Ankara yeni uyanış devrimimizin beşiğidir. Ankara 1. Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu yerdir. Yani devletin tan yeridir. Ankara, çok güzel bir ifade. Ankara, devletin tan yeri. Evet, çok devletin güzel. Devletin tan yeri. Evet, çok işte güzel. Ankara Milli Mücadele'nin... Ankara'yı anlatıyor arkadaşlar, şu anda kuşağı evet, değiştiriyor. Ankara Milli Mücadele'nin idare merkezi, devrimlerin çıkış noktasıdır. Ankara yeni uyanış devrimimizin beşiğidir. Ankara, 1. Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu yerdir.
Ankara devletin tan yeridir diyor. Çok Hasan güzel Ali Yücel. Evet. Hasan Ali Yücel'in çok güzel bir kaleminden, evet. Kaleminden çok güzel. Gerçekten de Ankara... Güzel okudun mu bilmiyorum ama... Çok güzel okudun. Çok güzel, çok güzel ederim. Okudunuz. Zaten çok güzel yazmış Hasan Ali Yücel'de. Şimdi evet. Hasan Ali Yücel deyince Hıfzı Topuz birkaç hafta önce programımıza konuk olmuştu. Evet. Ve Hıfzı Bey şöyle yaptı. Programı izlemiş. Seyrettim. Bir gün sonra benim numaramı bulmuş. Merhaba yavrum, ben Hıfzı Topuz dedi, beni tanıdın mı dedi. Tanımaz olur muyum? Elbette ki tanıdım dedim. Ben dedi senin numaranı dedi, Hasan Esat Işık benim akrabamdır, onun oğlundan aldım dedi. Yusuf Işık'tan almış. Işık'tan. Evet. Onun için seni arıyorum, dünkü programını izledim, çok beğendim, seni tebrik ediyorum, çok önemli bir hizmette bulunuyorsun. Ben de saygı ve hürmetlerimi ilettikten sonra o hafta programı alayım dedim ve geldi, orada anlattı Atatürk'ün anılarını anlattı. Evet, Hasan Ali Yücel'le. Evet. Anısını anlattı. Atatürk, Hasan Ali Yücel felsefe öğretmeni ya, işte onu çağırıyor bir gün, diyor ki anlat bana diyor sıfır. Sıfır nedir diyor, sıfırı anlat, tarif et bana diyor. Hasan Ali Yücel diyor böyle şaşkın kaldı, cevap veremeyecek, nasıl anlatsam dedi diyor. Ve onun üzerine Hasan Ali Yücel Atatürk'ün gözlerinin içine bakarak, efendim sıfırı şöyle tarif edebilirim, sizin karşınızdaki Hasan Ali Yücel. Sizin karşınızda ben demiş. Sizin karşınızdaki evet. Ben demiş. Bu kadar da güzel anlatılamaz. Uğur Mumcu'dan bir şey okuyabilir miyim? Ankara, yine? Uğur Mumcu'nun evet, Ankara. Ankara'sı. Evet. Peki dinleyelim. Ben bir Ankaralıyım diyor. Ben Gençlik Parkı'na çoktandır gelmiyorum. Ankara'sı. Ben Gençlik Parkı'na çoktandır gelmiyorum. Ya da nikah olduğu zaman hemen gelip kaçıyoruz. Ben bu civarda, bu çevrede otururdum çocukken. Belediyenin arkasında dedemin evleri vardı. Evlerin birinde Çerkez dedemin oturduğunu babam anlatırdı. Bir evde Mustafa Necati... Eski Maarif Milli Eğitim Bakanlarından. Mustafa Necati'nin oturduğunu söylerlerdi. Hemen belediyenin arkasında şimdi küçücük dükkanlar var. Köy İşleri Bakanlığı ile belediye arasındaki yeri söylüyorum. Orada geçti benim çocukluğum. İlkokula orada başladım. Burada Devrim İlkokulu vardı. Onun için devrimci oldum herhalde. Devrim İlkokulu. İlkokula orada başladım diyor Uğur Mumcu. Şahane. Şahane. Devamında ne diyor? Devamında bir bölümü de ben okuyayım isterseniz. Uğur Mumcu olunca söz ya konusu. Da son, ya da çünkü son onu burada Ankara'nın simgesi. Evet. Aslında Uğur Mumcu geçen evet. Kırşehir evet. Belediye Başkanı geldi. Dedi evet. Ahi, evet. Ahi Evran dedi, işte Neşet Ertaş dedi ama Uğur Mumcu da Uğur Mumcu da Kırşehirli. Uğur Mumcu da tam okuyacağım. Uğur Mumcu da bir Kırşehirlidir dedi ama. Evet, ama evet. O Kırşehir'de doğdu. Ankara'da Atatürk'ün Ankara'sında devrimci ünlü oldu. Büyük devrimci oldu. Evet. Şimdi bakın Uğur Mumcu nasıl anlatıyor Ankara'yı. Şimdi bu kitap gerçekten çok değerli. Ben de hemen çok. Bulacağım, edineceğim ve okuyacağım bir bunu. Bir tane olması armağan edebilirim ama arşivimden bir tane. Diyor ki Uğur Mumcu, şimdi Gençlik Parkı herhalde eski Gençlik Parkı değil. Orman Çiftliği de eski Orman ah, Çiftliği orman değil. Çiftliği. Ah Orman Çiftliği. Evet diye söyledim. Donurmaya evet. Koştum. Sanki... Hissetmiş bunu değil mi? Evet, hayvan. Ah Uğur Mumcu, ah ah ah, çok. Sen bir bilsen Orman Çiftliği. Ankara, Türkiye'deki genel yozlaşmadan en fazla payını alan kentlerden biri oldu. Şimdi üniversite kenti, bir memur kenti, bir Avrupa kenti iken, şimdi biliyorsunuz arabesk bir şehir haline döndü. Ben kaç yılındayız? Ankaralıyım. Ankara'nın yerlisiyim. Ankara'yı Etlik bağlarıyla, Ayvalı bağlarıyla, Keçiöreni'yle solcu bir yazar olarak çok çok iyi bilirim diyor Uğur Mumcu Ankara'yı betimlerken, Ankara'yı anlatırken. Kaç yılında yazmış acaba bunu? Yani ne zaman yazdı? 24 Ocak 1903. 1993'te kaybettik zaten kaybettik. Kendisini. Dipnotta bakıyorum. Ankara 17 Ocak 80-93 sanırım 80'li yıllarda yazmış. 80'li, yıllar 80'li yıllardan tabii bugünkü haline göre 80'li yıllarda gene çok daha az bozulmuştu. Bozulma yolundaydı. Diyor ki. Fakat tabii. Diyor ki ben babamla hep gezerdim. Bir gün o zaman kapalı çarşı derlerdi. Anafartalarda küçücük. Şimdi Kuyumcu Çarşısı'dır. O zaman büyük gelirdi gözümüze. Evet. Orada bir kara tahtada
vatan haini Nazım Hikmet kaçtı diye yazardı. Babama sordum, hain miydi diye. Babam devlet memuru, sus. Evde anlatırım sonra dedi. Çok partili düzene girmişiz, öyle bir korku vardı. Ankara gerçekten bir Avrupa kenti gibiydi. Batı müziğiyle, Türk müziğiyle. Şurada bilmem hala var mı? Gazino denirdi. Girerseniz önce bir dans müziği istersiniz. Genç kızlar dans ederler genç oğlanlarla. İkindi sazları var. Türk müziği işte. Ud, saz. Ankara Palas'a gidilir, dans edilirdi. Ne güzel anlatmışsın sevgili, saygıdeğer Uğur Mumcu. Sizi Ankara'nın rahmetle anıyoruz. Ankara'nın işte tabii işte o da onun cenazesi de Türk siyasi tarihine, Türk insanlık tarihine geçen o yağmurda, o yağmurda nasıl görkemli bir uğurlamaydı onu, ona yapılan. Müthiş. Ve benim onunla bir ortak anım da var. Sakıncalı Piyade'dir. Sakıncalı Piyade'dir. O Ağrı'da Patnos'ta askerlik yaptı. Ben de onun kaldığı koğuşta askerlik yaptım. Seneler sonra 2003'te gittiğimde Uğur Mumcu da buralarda askerlik yaptı, askerliğini yaptı demişlerdi. İşte onunla aynı kaderi paylaşmış olmak da ayrı bir gurur benim için. Ankara böyle bir zenginlik de kattı bize. Mesela Uğur abiyle biz Dikili Festivali'nde çok güzel anılarımız vardı. Dikili Belediye Başkanı o zaman Osman Özgüven'di, 12 Eylül sonrası. Böyle apolitik bir Türkiye oluşmuştu. Onu tekrar politik bir Türkiye'ye çevirdi. Etkinlikler de şöyleydi. Kadın ve demokrasi, basın ve demokrasi, emek ve demokrasi. Biz çok ilginçtir. Bir akşam Uğur Mumcu ile beraber Hasret Gültekin'i dinledik. İkimiz de ilk kez o zaman Hasret Gültekin'i tanıdık. Yıl 92 idi. 93'te Hasret Gültekin'i kaybettik. Sivas'ta yakıldı. Sivas'ta yakıldı Madımak'ta. O nedenle yani mesela Ankara'da hakikaten çok yazarlarla, şairlerle, Zafer Çarşısı'nın altı ne kadar büyük bir zenginlikti şölendi. 12 Eylül'den... Değil mi? Her kitapçıda bir yazar görürdünüz. 12 Eylül'den sonra siyasi aktiviteler bastırılınca işte hakikaten tabiat boşluk kabul etmiyor, toplum da kabul etmiyor aslında. Evet. Ne oldu? İmza günleri patlaması oldu. Şiir geceleri patlaması oldu. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Yani o insanların bir araya geldiği ve 12 Eylül'ün baskısı altında sıkıntı içerisinde yaşarken bir tür nefes aldıkları birer vahaydı o imza günleri olsun, şiir geceleri olsun. Evet. Onlara çok katıldığımı hatırlıyorum 80'li yıllarda. Ve baskıya rağmen yürüyen bir kültürel muhalefet hareketiydi o. Evet, aynen. Evet, şimdi dilerseniz programı... Ahmet Haşim'in şu sözünü de okuyalım. Ahmet Haşim'in son sözleriyle çok, o zaman programı noktalayalım. Ya, reklama girelim, ondan sonra da Muharrem Erkek'in önemli açıklamaları olacak. Ankara, evet, buyurun. Ankara için şöyle diyor. Bu şehir güzel mi? Şehirlerin güzelliği nedir? Manaları... Sisli ve siyah Londra, kirli ve harap Paris, remizlerini sezmeyenler için dünyanın birer can sıkıntısı merkezinden başka nedir? Ankara manaların en güzeli taş ve toprağında taşıyor. Çünkü orada bir zeka eşyaya temessül etmiş düşünüyor. Şefkat ve merhameti hudutsuz bir kalp çarpıyor. Bir iradenin canlandırarak biraz Osmanlıca sözcükler onları öğrenmem lazım. Muazzam bir mimarinin istikametini takiben harekete geçiyor. Bu şehir güzel olmaktan ziyade düşündürücü, ümit ve kuvvet verici bir timsaldir. Kesinlikle katılıyorum. Evet, programı burada noktalayalım. Ankara ile başladık. Ankara ağırlıklı. İzmir'in çiçeklerini konuştuk. İzmir'in dağlarından Türkiye'ye yayılan çiçekleri konuştuk. Bir izleyicimiz yazmış. Ankara, Atatürk sadece Ankara'yı yoktan var etmedi. Bir cumhuriyeti yoktan var etti. Bir Anadolu'yu, bir ülkeyi yoktan var etti. Evet, zaten 2. Faysal, işte Irak Kralı 2. Faysal da aynı sene 1923'te bir yarı bağımsız devlet kurdu. İngiliz mandasını yarı bağımsız olarak kabul ettiler onlar. Atatürk de tam bağımsız bir devlet kurdu. Şimdiki Irak... Irak'ı gözlerinizin önüne getirin ve bu modern Türkiye'yi, aydınlık Türkiye'yi gözlerinizin önüne getirin
her şeyi anlamış olursunuz. Çok teşekkür ediyorum Erendiz Hanım. Ben teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık, ağzınıza sağ sağlık. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Yaşar Hanım siz de çok güzel bir program oldu. Çok güzel oldu. Biz teşekkür ederiz. Ayla Kutlu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir bugünlük insanla beni bizden, ve halkımızla buluşturdunuz. Evet. Sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar. Sokrates'ten, Charles Dickens'tan, Erendiz Atasün'ün kitabından ve Yaşar Seyman'ın Benazir Butto kitabından hepinize ışık saçılsın istiyoruz. Aydınlanma açılsın istiyoruz. Bu yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. Atatürk'ün aydınlık çocukları, aydınlık insanları olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi kırmızı çizgimiz Büyük Atatürk'ün gösterdiği ufukta yol almaktır. Hepinize mutlu günler diliyorum, iyi günler diliyorum.